Herkese merhabalar. Bu videomuzda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu çalışmamız biraz yoğun geçecek. O yüzden şimdiden bilgisayarınızı ve not defterinizi hazırlayın ve hep birlikte primer dizayn etmeye başlayalım. Aslında primer dizaynı ilk olarak genomik tekniklerin neredeyse tamamının dayandığı hibridizasyon dediğimiz adenin timin eşleşmesi ve guanin-sitozin bazlarının karşılıklı olarak fiziksel kuvvetlerle bir arada kalması kavramının çok iyi anlaşılmasına dayanıyor. İkinci olarak da termodinamik denklemlerdeki parametrelerin yerli yerince belirlenmesiyle doğrudan da alakalı olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak da her türlü hesaplama sonucu tasarlanan birçok alternatif primerlerin genomda doğru bir yere konumlandırılmasını temel alıyor. Her ne kadar karmaşık ve karışık bir süreç olsa da artık online program ve araçlarla bu iş neredeyse çok kolay. Kolay ama tabii ki de temel bilgilerimizi de güncellememiz gerekiyor. Bu yüzden işinizi gayet kolaylaştıracak bu online platformlardan da faydalanarak bu süreci mümkün olduğunca basitleştirmek için elimden geleni yapacağım. Primerin doğru tasarlanması çok önemli. Çünkü yanlış tasarlanan bir primer çifti beraberinde en az bir aylık bir zaman ve bir iş gücü kaybına neden olur. En az bir haftanızın sipariş ettiğiniz primerlerin gelmesi için geçer. Deneylere başlayana kadar ortalama 2 hafta kaybedersiniz. Genelde takıldığımız nokta da iyon konsantrasyonu ve erime sıcaklığının belirlenmesidir. Bir sonraki haftayı deneylerin neden çalışmadığını anlamak üzere her bir faktörün değiştirildiği ve insana kafayı yedirten bir dizi deneysel geçirirsiniz. Bunun baskısı çok sinir bozucu olabilir laboratuvarda çalışırken. Artık primerlerde hata olduğunu da düşünmeye başlarsınız ve bir tasarım adımını dikkatli geçirmekten üzere bir sonraki haftayı da boşa harcar ve yeni primerlerinizi sıkıntıyla beklemeye çalışırsınız. Örneğin ben master tezimde kullandığım genlerin primerlerini sipariş ettiğim dönemi hatırlıyorum. Housekeeping ile birlikte 8 gen çalışmıştım. Bir tanesi yanlış çıktı, yani çalışmalarım sonucunda uygun istediğim değeri alamadım. Tekrar sipariş dizayn edip sipariş vermem gerekti ve bu yaklaşık beni 3 haftalık bir periyotta geriye atmıştı. Yine en başta bahsedeceğimiz, biliyorsunuz ki DNA bir polar yapıya sahip. Buradan kastımız, ders kitaplarımızdan da hatırlıyorsunuzdur, 5 üstü ve 3 üstü ucu dediğimiz yapılar mevcut. Şuradan bir tane görsel açmaya çalışayım. Şurada bakacağınız gibi. Dediğimiz gibi DNA kutuplu bir molekül. Yani her bir zincirin bir başı, 5 üstü ucu dediğimiz, şurada görebileceğiniz, bir de sonu 3 üstü ucu vardır. Bu da baz şeker fosfat yapısının kutuplu olmasından kaynaklanır. Primer dediğimiz yapı da aslında kısa bir DNA zinciridir. Islak bir DNA zincirine bağlanabilecek yaklaşık 20 bazlı kısa bir DNA zinciri tasarlarsanız bu zincir bağlanabileceği ne kadar yer varsa hepsine bağlanmaya çalışır. Hatta becerebilirse kendi kendine de bağlanmaya çalışır ki bunları detaylı inceleyeceğiz. Eğer ortamda başka bir DNA zinciri varsa, örneğin başka bir primer türü, ona da bağlanmaya çalışır. Eğer tamamına bağlanamıyorsa o zaman da bağlanabildiği kadarlık kısmına bağlanmaya çalışır. Bu durumda da karşımıza istemediğimiz primer dimer denilen durumlar ortaya çıkar. Bu da çalışmalarımızda yeniden sorunlara sebebiyet verecektir. Primer uzunluğunun 18-22 baz arasında seçilmesi de tesadüf değildir aslında. Amaç burada her yere bağlanmaya çalışan DNA zincirinin sadece kendine özgü yerlere bağlanması için bir hesaplama sonucu ortaya konulmuş bir uzunluktur. Bu konuya değinmeyeceğiz. O yüzden biz primerlerin kendi kendine bağlanmasına devam edelim. Biliyoruz ki primerlerin taslak DNA'daki hedef yerine kendi içerisinde bağlanma durumu PCR reaksiyonunu bozan ve kesinlikle istemediğimiz bir durumdur. Bunun 3 şekilde ortaya çıkabileceğini söyleyebiliriz kabaca. Bunlardan ilki belki de primerlerin kendi içerisinde
saç tokası dediğimiz ya da İngilizce ismi olarak hair pin yapısı dediğimiz durum söz konusu olabilir. Burada göreceğiniz gibi eğer primer dizisinin iki ucundaki mıknatıs dizilimi şekil olarak birbirini tamamlıyorsa ve bu dizi kıvrılabilecek kadar uzanıyorsa bu muhtemel bir kaçınılmaz durum olarak gördüğünüz gibi hairpin yani saç tokası dediğimiz yapıyı oluşturacaktır. İkinci olarak da primerin yine aynı tür bir primerle uçlarından birbirine ikilisi olabilir. Bu kez de primer kendi içerisinde değil de yine aynı dizilime sahip başka bir primerle etkileşime geçebilir. Son olarak da primerin başka bir trimerle uçlarıyla birbirine hibridize olabilir. Biz buna heterodimer olarak da adlandırıyoruz. Onu da şu şekilde görebiliriz. Örneğin şu şekilde bakacak olursak, bu kez de aynı ortamda bulunan fakat dizilimleri farklı iki primerin, bu forward ve reverse olarak adlandıracağız. Birazdan bunların birbirine bağlanması şeklinde karşımıza çıkıyor. Eğer primerlerimiz hedef bölgeye bağlanmak yerine kendi içerisinde hibridize olmayı daha çok ederse DNA'yı çoğaltacak olan tak polimeraz enzimi hedef bölge yerine primerlerimizi çoğaltır ya da çoğaltılacak bir hedef bulamaz. Bu durumda da ya PCR reaksiyonu çalışmaz doğal olarak ya da çalışır. Ancak sadece primer dimer dediğimiz bölgeleri çoğaltır ve amacımıza ulaşamayız. Çalışmamız başarısız olarak devam eder. Bu bahsettiğimiz hibridizasyon süreci aslında hidrojen bağlarının bağlanması ve kopması üzerine kurulu bir durumdur. Bu bağların kopup bağlanmasını kontrol etmek için de kullandığımız basit ancak bir o kadar da etkili bir faktör olan sıcaklık. Sıcaklığı yeterince yükseltirsek fiziksel bağları koparabiliriz. Yeterince düşürürsek de fiziksel bağları tekrar bağlanması için ortam sağlamış oluruz. Örneğin şurada çok net görünmemekle birlikte bir gözünüzde canlandırma yapacaktır. Bağları koparmak için 95 santigrat derece çoğu zaman yeterli bir sıcaklık olacaktır. Böylece DNA'nın çift zincirli yapısını ikiye ayırarak iki ayrı tek zincir elde edebiliriz. Böylece de tasarladığımız primerlerin bağlanabileceği bir DNA yapısına erişebiliyoruz. Bu aşamada sıcaklığı da tekrar düşürürsek, örneğin oda sıcaklığını indirirsek fiziksel bağların kopmasına neden olan şartlar ortadan kalkar ve meydana gelebilecek her türlü kararlı fiziksel bağlar tekrar oluşacaktır. Bu duruma özgün olmayan bağlanmalar da gerçekleşecektir ve biz bu bağlanmalara da non-specific binding olarak adlandırıyoruz ve bunun iki etkisinden de sözebiliriz aslında. Bunlardan ilki bu fiziksel bağların öyle kuvvetli olması ki uzun template DNA zincirlerinin de çeşitli biçimlerde bağlanmaya çalışması ve ortaya garip diye tabir ettiğimiz üç boyutlu şekillerin oluşmasına sebep olacaktır. İkinci etki ise normal şartlarda kararlı bir şekilde oluşmayacak olan primer ve template DNA bağlantılarının ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Yani şartlar oluşursa A bazının yerine normalde T bazının gelmesi beklenir. C bazının sitozin bazının bağlanmış olduğunu görebiliriz. Yani farklı bir formasyonlar görülebilir. Bu neredeyse her zaman istenmeyen bir durumdur çalışmalarımızda. Örneğin bir örnekle açıklamaya çalışalım bunu. Belki daha kalıcı olabilir. Örneğin diyelim ki primer dizimizde ne olsun? Adenin, timin, adenin, timin, adenin. Bu kadar kısa olmaz ama biz bunu şimdilik anlatmak adına kısa tutuyorum. Şeklinde olsun. Bu primerin en kararlı şekilde bağlanabileceği taslak DNA dizilimi de ne olur? Tam tersi olacaktır. Timin, adenin, timin, adenin, timin şeklinde yer alacaktır. Ancak bu primer aynı şekilde ne olabilir? Şunu tekrar bir kopyala yapıştır şeklinde yapıyorum. Şu şekilde de gerçekleşebilir. Timin, adenin, timin, adenin. Diyelim ki
istemediğimiz bir formasyon şekilde sitozinde bağlanmış olabilir. Ancak bu durumda daha kararsız bir yapı olacaktır. İkisinin kararlılık yapılarını kıyasladığımızda şu ikinci yazdığımız daha kararsız bir yapıya sahip olacaktır. Yani bağlanma durumu eğer sıcaklık kritik bir seviyede ise sona erebilir. Yani örneğin pratikte 100 primerin 49 tanesi şu gördüğünüz bölgeyi dizeye bağlanacakken bir primer ise gördüğünüz şu sitozinli olan versiyonuna bağlanacaktır. Eğer sıcaklığı birazcık daha azaltırsanız bu durumda 30 primer şu gördüğümüz bölgeye yani kararlı yapıya daha az bağlanacaktır. 20 primer ne olacak bu sefer? Tarafa daha bağlanma eğilimi gösterecektir. Eğer sıcaklığı yükseltirseniz bu durumda da 100 primerden belki de sadece 20 tanesi kararlı yapı olan bölgeye bağlanabilecekken kalan 80 primerimiz ise herhangi bir template DNA dizilimine bağlanamayacaktır. Böylece de ne olacak? PCR deneyimiz için istediğimiz ideal durum oluşmayacak. Aslında bizim de istediğimiz denge durumudur. Yani 100 veya 99 primerin doğru eşleştiği template DNA dizimine bağlandığı durumdur. Bunu sıcaklığın önemini vurgulamak için örnek verdim. Belki zihninizde bu şekilde daha da detaylı canlanabilir. Sonuç olarak template DNA bağlanmasını öyle bir dengede tutmalıyız ki hem bağlanmalar kararlı bir şekilde kararlı bir şekilde olmalı ve büyük oranda da oluşabilmeli. Hem de özgün olmayan bağlanmalar engellenebilmelidir. Bu kritik sıcaklığa biz erime sıcaklığı olarak adlandırıyoruz. İngilizce olarak temperature of melting veya İngilizce telaffuzunun baş harfleri yer alır. TM olarak adlandırıyoruz. Artık bizi ilgilendiren asıl soru şu. Bir primer için TM değerini nasıl hassas bir şekilde hesaplayabiliriz? Burada yaklaşık olarak 0.5 santigrat derecelik bir hassasiyetten bahsediyoruz aslında. Bu noktada artık biraz ne diyebiliriz? Termodinamik konuları devreye giriyor ama bu TM değerini etkileyen iki faktörümüz mevcut. Bunları kısaca söyleyelim, detaylı girmeyelim. Bunlardan ilki primerinizin baz içeriği ve diziliminin önemi. İkinci olarak da primerimizin içerisinde bulunduğu ortamın iyon konsantrasyonunu belirleyen çözünürlerdir. Bu her bir faktörün TM üzerinde nasıl bir etki ettiğini anlatmak için fazlasıyla teknik bir dile geçmek lazım ki bunlara girmeyeceğiz. Hesaplamaları yapmak için bu aşamada arka plandaki denklemleri de bilmeye de çok fazla gerek yok bizim aşamamızda. Ancak burada önemli olan deney tüpüne eklediğimiz her bir bileşenin TM değeri üzerinde nasıl belirleyici bir etkiye sahip olduğunu iyi anlamak. Ve hesaplamalarımızı da yaparken bilgilerimizi doğru bir şekilde girmek. Aslında bunu bir örnekle yapabiliriz. Primer dizayn ederken de çok fazla kullandığımız bir aracımız mevcut. Örneğin elimizde çok kısa bir primer dizisi olsun. Normal şartlar altında az önce bahsettiğimiz gibi genel olarak 18 bazdan daha kısa önerilmez ve biz de o şekilde dizayn etmeyiz. Tekrar örneğin bir dizi yazalım. Ne olsun? A, T, G, C, O, A, T, G, C sanırım. Bu yeterli olacaktır. Çünkü buradan kabaca bir sıcaklık hesabı yapacağız sizinle. Kullanacağımız program IDT DNA dediğimiz bir sayfanın sağladığı bir uygulama aslında. Onu da şöyle göstereyim. Oligo Analyzer şeklinde yazdığınızda karşınıza çıkacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi primer dizayn için daha detaylı bir şekilde ilerleyen dakikalarda bunu çok fazla kullanacağız. Üyelik ücretsiz, istediğiniz şekilde üye olup kullanabilirsiniz. Şimdi örneğin yazdığımız bu DNA dizisini alıyoruz. Buraya yapıştıracağımızda gördüğünüz gibi burada sizde bazı konsantrasyonlar soruyor. Aslında şurada
direkt hiçbir değişiklik yapmadan kendi verdiği standartlar dahilinde bir analiz ettiğinde bize nasıl bir sonuç verecek? Bunu bir bakalım. Burada baktığınızda hemen TM değerini görüyoruz. 20.1 şeklinde bize bir değer verdi. Burada sodyum konsantrasyonuyla oynayalım ve bu değeri iki katına çıkartalım. Örneğin bakalım bu bizi nasıl etkileyecek. Sodyum nerede? Örneğin şurada. 50 değil de ben bunu 100 yapmak istiyorum. Ve tekrar bunu analiz et dediğimde gördüğünüz gibi TM sıcaklığımız 24.2 santigrat dereceye çıktı. Yani bazı primer üreticileri size primerleri gönderirken 50 milimolarlık sodyum iyon solüsyonlarıyla gönderirken bazıları ise 100 milimolarlık solüsyonları tercih edecektir. Aslında bu fark primer uzamlığı arttıkça artacaktır. Hali hazırda kullandığınız primerler için bu hesaplamayı yapın ve farkı görün. Uygulama yaparken de siz de bu değişimleri tekrar edin. Belki de bu nedenle primerlerimiz çalışmıyor olabilir ilerleyen deney aşamalarında. Oligonükleotit konsantrasyonu da bu kadar büyük olmasa da önemli bir etkiye sahip. Bu nedenle TM hesaplarken her bir değeri elinizdeki sarf malzemelerinize göre girdiğinizden emin olmanız çok önemli. Buraya kadar gördüğünüz gibi aslında hep DNA-DNA arasında yer alan fiziksel bağlardan bahsettik. Bir de tak polimeraz ile DNA arasında yer alan fiziksel bağlar var ki bunlar üzerinde de magnezyum konsantrasyonu büyük ölçüde etkili. Özetle magnezyum tak polimerazın kofaktörü ve bu enzimin etkinliğini arttırmada görevli. Ancak aynı zamanda ortamdaki magnezyum konsantrasyonu fazla olduğunda da çift zincirli DNA'nın yeterince ayrılmamasına da neden olabiliyor. IDT bu şu anda size gösterdiğim uygulamada da magnezyum konsantrasyonu arttırdığınızda primeriniz için hesaplanan TM değerinde büyük ölçüde arttığını göreceksiniz. Aynı etki taslak DNA üzerinde de oluyor. Tam da bu noktada kaliteli bir PCR karışımının yani master mix'imizin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bu değerler ne kadar optimize edilmişse PCR deneyiniz de o kadar başarılı olacaktır. Yani sıradan bir PCR karışımı için ödediğiniz miktara göre daha fazla ödersiniz. Ancak daha az zaman kaybedersiniz ve daha çok PCR çıktısı elde edebilirsiniz. Son olarak da tak polimeraz ile DNA arasındaki bu fiziksel bağların kuvvetlerini etkileyen faktörler var. Kullandığınız polimeraz enziminin cinsi önemli bir etkiye sahip. Piyasadaki çoğu tak polimeraz enzimi belirli bir seviyeye kadar oluşabilecek hibridizasyon hatalarına tolere edebilir ve böylece sizin farkında olmadığınız ancak template DNA'da var olan bir mutasyon veya SNP gerçekleştirdiğiniz deneyi neredeyse hiç etkilemeyecektir. Ancak bazen örneğin bir mutasyonun var olup olmadığını anlamak istediğinizde bu tür bir hata payı kabul edilemeyecek bir düzeyde olacaktır ve bu ve benzeri durumlar için protein mühendisliği yaklaşımlarıyla geliştirilmiş, küçültülmüş veya büyütülmüş tak polimerazlar da mevcut piyasada. Bu nedenle de gerçekleştirdiğiniz deneyin amacının ne olduğunu iyi belirlemeniz ve ona göre gerekli olan malzemeyi kullanmanız çok önemli. Son olarak da aslında primer dizaynının son halkası da BLAST'tır. Yani BLAST dediğimiz şey tasarlanan primerlerin genomda nereye isabet edebileceğinden ve bu doğrultuda hazırlanmış çok kullanışlı bir programdan kısaca bahsedeceğiz. Genomda bazı istisnai bölgeler dışında çoğu zaman elimizde birden fazla alternatif olacaktır. Ancak elimizdeki her bir primer genomda herhangi başka bir bölgeye bağlanabilir. Bu çok normal bir süreçtir. Eğer böyle bir ihtimal varsa o primer gidip diğer istenmeyen bölgeye de bağlanacaktır. Ve en iyi ihtimalle PCR reaksiyon verimi düşecektir. Daha kötü bir ihtimal
ürünler yok mu? Var. O zaman da ortaya istenmeyen bir ürünün çıkmasıdır. Eğer bu durumu fark edemediysek aslında istenmeyen bir bölgeyi çoğaltıp kendi hedef bölgemizi çoğalttığımızı düşünebiliriz. Bu bizi yanlış bir algıya yönlendirir. Bu nedenle de her primer çiftinin çalıştığımız genomda nerelere bağlandığını dikkatli bir şekilde araştırmalıyız. Hatta bunu yaparken tam eşleşmelerin, yani perfect match diye adlandırırız. Bunun yanı sıra primerdeki bazı bazların tam bir hibridizasyon gerçekleştirmemesi durumunda bile primerin DNA'ya bağlanacağı göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin bu BLAST olay dediğimiz olayı Word belgesine bu aldığımız diziyi yapıştırıp arama kısmına da yapılabilir. En basit temel olarak söylüyorum. Fakat burada tam eşleşmenin aranmasından daha esnek bir yönteme ihtiyacımız var ve birçok alternatif arasında en güvenilir sonucu verdiğini düşündüğümüz yöntemin adı da az önce bahsettiğimiz BLAST'tır. BLAST'ın açılımını da yapalım. İngilizceden geliyor. BLAST Basic Local Alignment Search Tool. Bunların baş harflerinin kısaltmasından geliyor. Yöntemin detayına da ulaşabileceğiniz birçok kaynak mevcut aslında internette. Yani özetle bu yaklaşım bize mükemmel olmayan eşleşmelerin dahi bulunabilmesi ve her bir referans ölçüye göre puanlanabilmesi imkanını sağlıyor. Ve birazdan da bunun örneğini göreceksiniz. Primer tasarımında ise yapmaya çalıştığımız şey de tam olarak aslında bu. Yani tasarladığımız alternatif primer çiftleri genomda başka nerelere mükemmel olmasa bile bağlanabiliyor. Bizim amacımız da en sonunda bunu çözmek. Çünkü başka bir yerlere bağlanıyorsa bu bizim için dezavantaj. Şimdi gelelim biraz daha uygulama kısmıyla ilerleyeceğiz. Çünkü primer tasarımını genel olarak iki aşamada gerçekleştirebiliyoruz. Bunun birincisi alternatif primer çiftlerinin hedef bölgeye uygun olacak şekilde bir yazılım vasıtasıyla tasarlanması ve az önce de bahsettiğimiz gibi tasarlanan bu primerlerin alternatif primer çiftlerinin de diyebiliriz BLAST ile genomda nereye bağlandığını tespit etmemiz gerekiyor. İlk aşamada aslında kendi içerisinde birçok zorluğu barındırıyor. Çünkü bir bölgeye yönelik onlarca alternatif primer tasarlayabiliriz ki birazdan bunu hep birlikte göreceğiz. Bunların da her birini teker teker BLAST kullanarak çalışacağınız genomda aramalısınız ve kontrol etmelisiniz ki bu çok zaman alan bir süreçtir aslında. İlk aşamayı gerçekleştireceğiniz birçok yazılım mevcut şu an günümüzde ve ticari olmayanların yani bedava olanların en iyisi Primer 3 Plus olarak isimlendiriyoruz. Şöyle gösterelim. Burada gördüğünüz gibi aslında kolay bir arayüze sahip. İkincisi de aslında ikinci aşama içinde neredeyse tek alternatifimiz, yani bu BLAST için kullanabileceğimiz tek alternatifimiz de geçen videoda bahsettiğimiz NCBI. Yukarıya linkini bırakıyorum. NCBI'nin kullanımı ile ilgili izleyebilirsiniz detayları. Bunu kullanmak zorundayız. Şimdi ilk primer 3 ile BLAST'ı birleştirip primer tasarımını tek bir aşamada gerçekleştiren bir yazılım da mevcut. Buna da aslında şu anda bunu göstermeyeceğim. Diğerinden bahsedelim. Primer 3 dediğinizde ilk karşınıza çıkan gördüğünüz gibi NCBI'nin bünyesinde bulunan bir sayfa. Şurada gördüğünüz bölgeye geçen hafta bahsettiğimiz ne FASTA dizilimini buraya yapıştıracağız ve buradan aşamalarımızı gerçekleştirecek. Geçen hafta göstermiştik, o yüzden ben hızlıca gerekli kullanacağımız sekansın dizisini alacağım. Yine geçen hafta olduğu gibi box'ı kullanacağım ben. Gördüğünüz gibi primer design diyeceğim diziyi alıyorum.
Şurada gördüğünüz kutucuğa yerleştiriyorsunuz. İsterseniz buraya kullandığınız gen bölgesinin NCBI'de bahsettiğimiz ID kodunu girerek de bu işlemi yapabilirsiniz. Aslında bunu diziyi koyduktan sonra şurada gördüğünüz Git Primers dediğinizde size tasarladığı alternatifli primer listesini verecektir. Ama Web Plus aramalarında yapmış bir şekilde bunu sizin karşınıza sunacak. Yani iki basamağı birden gösterecek. Ama biz bunu yapmadan önce ilk başta bir bazı parametrelerden bahsedelim. Örneğin şurada göreceğiniz primer parameters dediğimiz başlıkta. Burada primer çiftleri tasarlanırken forward ve reverse olarak adlandırdığımız primerler arasında kalacak olan ve PCR deneyiyle çoğaltılacak olan bölgenin kaç baz olması gerektiğine karar veriyoruz. Klasik olarak 70 ile 1000 arasında tercih ediyoruz. Siz de bu değerlerin genelde üstüne çıkmamaya çalışın ve bu şekilde kullanın. Ama daha spesifik bir şey yapacaksanız da tabii ki değerleri değiştirebilirsiniz. Bu uzunlukları ayarladıktan sonra şurada gördüğünüz bir kare işareti var ve yanında 10 yazıyor. Bu da kare İngilizce'de sayıyı temsil eder. Yani buradaki kutucuğa en uygun primer çiftlerinden kaç tanesini sıralamasını istiyorsunuz? Yani bana 5 tane mi tasarlasın, 10 tanesini mi tasarlasın diye. Bu sayıyı ne kadar arttırırsanız süreniz o kadar uzayacaktır. Ben 5'e düşürmek istiyorum. Çok fazla tasarım yapıp da vaktimizi almaması adına. Bu değerleri de şurada gördüğünüz gibi primer TM sıcaklık aralıkları da var. Bunları da biz genelde 60'ı aşmıyoruz. Ama dizayn ettiğiniz primerlerde 63 ve 65 arasındaysa bunu da tolere edebiliyoruz. Ama kesinlikle 65'i çok fazla geçmenizi tercih etmeyiz. Ve minimum sıcaklığı da mümkün mertebe 55'in üzerinde tutmaya çalışın. Şurada da gördüğünüz gibi optimalde 60. Zaten uygulama bunu dizayn ederken size optimal şekilde verecek. Bir de şurada primer peer checking. Şuradan biraz bakalım. Burada da göreceğiniz gibi organizma kısmı var. Tasarlanacak olan primer çiftlerinin blast ile hangi türe ait olan canlıda aranacağını seçebiliyorsunuz. Yani eğer farede yani musmusculus ile çalışıyorsanız tasarladığınız primer çiftini fare genomunda aramalısınız. Primer Blast aracında da Blast işlemi primer tasarımıyla bütünleşik bir şekilde gerçekleşeceğinden çalıştığınız hedef genomu da bu kısımda belirtmeli ve çalışmanıza uygun bir şekilde de seçmelisiniz. Hatta belki bazı çalışmalarınızda fare deneyleri de içerecektir ve insan doku deneyleri de içerecektir. Bu sefer de şunu yapabilirsiniz. Bazı biliyorsunuz genlerimizde homolojik gösteren bölgelerimiz mevcut. Örneğin farenin dizisini alabilirsiniz ve insanın dizisini alıp ikisinin içerisinde ortak bulunan bölgelere tek bir primer dizayn edip çalışmasında ikisini de kullanabilirsiniz. Ama buna dikkat etmezseniz ve iki türü de çalışacaksanız ayrı ayrı da yapabilirsiniz. Ama bu da size maliyet olarak geri dönecektir. Bir de diğer bölümlerde çok fazla oynamanıza gerek kalmayacak. Burada ben mRNA seçtiğim için mRNA duruyor. Şurada bir gördüğünüz Advanced Parameter'lar var. Burada da az önceki konuşmamızda bahsettiğimiz iyon konsantrasyonundan tutun da çok daha farklı ayarları mevcut. Ben sadece işte şuradan yine sadece iyon konsantrasyonunu içeren bölgeden birkaç örnek vereceğim. Örneğin Concentration of Monoamine gördüğünüz gibi burada magnezyum ve benzeri katyonların minimolar cinsinden konsantrasyonların yazıldığı bu bölüm aslında en kritik bölüm. Bunun temel nedeni magnezyumun aynı anda hem TM değerleri hem de takvimimerazın etkinliği üzerinde bir etkiye sahip olmasından kaynaklanıyor. Biliyorsunuz ki magnezyum takpolimeraz enziminin kofaktörüdür ve bu nedenle polimerazın etkinliğini doğrudan magnezyum konsantrasyonuyla da ilişkilidir. Yani bazı durumlarda polimerazın daha iyi çalışması için de deneye eklenebilir. Dediğim gibi bu kullanacağınız master mix veya kendi hazırlayacağınız mixler içerisinde değişecektir. Ve bunu yine çok fazla değiştirmeden bugün tasarlayacağız.
Bir de DNTP konsantrasyonunu görebilirsiniz. Bu da aslında standart bir değerdir. Yani sadece ortamda magnezyum olduğunda dikkate alıyoruz bunu ama dediğim gibi kullanacağınız master mix'e göre de değişecektir. Bunu yani çalıştığınız firmayla da görüşerek detaylarını halledebilirsiniz. Şimdi bu kadar ayara baktıktan sonra primerlerimizi isteyelim. Bakalım bize nasıl bir primer setleri karşımıza çıkaracak. Dediğim gibi birkaç saniye bazen dakikaya sürebilir. Hatta bununla ilgili bir arkadaşım da sunum yapmıştı. Ülkelerin kullanım saat periyotlarına göre sayfa kullanım verilerine göre de bu bekleme süreniz artabiliyor. O yüzden genelde Amerika'da akşam olan saatleri tercih ederseniz daha hızlı bir şekilde işlemlerinizi halledeceksiniz. Amaç kullanıcı sayısının azaltılmış olması. Dizayn etme işlemini bitirdi ve karşınıza gördüğünüz gibi bu şekilde veriyor. Şurada grafik olarak veriyor. Bu önemli değil. Bizim için önemli olan şurada verdiği detaylar. Şurada gördüğünüz gibi forward primer ve reverse primer şeklinde sekansını veriyor. Gördüğünüz gibi 20 nükleotit uzunluğunda vermiş. TM derecelerime bakıyorum. Evet 59-60 optimal derecede tutuyor. Guanin sitozin oranı bundan bahsetmedik. Bu da ideal. Guanin sitozin oranını %50 yani %60'a geçmesini istemeyiz. Neden? Çünkü biliyorsunuz guanin sitozin arasında 3 tane bağ mevcut. Yani ne kadar çok bunu içerirse bağlanmada kopma ve ayrılmalardan kaynaklı TM dereceniz de artacaktır. O yüzden %50 dolayında tutmak en iyisidir. Şurada da gördüğünüz gibi birazdan tekrar bahsedeceğiz ama dimer yapma yani üçüstü ucarın üstü uçunda bir dimer yapma oranlarını gösteriyor size. Gördüğünüz gibi burada kullanabilirsiniz. Uygun görünüyor değerleri. Herhangi bir sıkıntı yok. Şurada da bunu söylemeyi unuttuk. Sizin PCR ürününüzün ne kadar uzunlukta olacağını bile yani 137 nükleotitlik bir PCR ürünü elde edeceksiniz. Siz bu primeri kullanırsınız. Örneğin şu primere bakın. Şurada da göreceğiniz gibi farklı, biz biliyorsunuz ki mRNA üzerinde çalışacağımız için farklı varyantlar üzerindeki ürünlerini de size gösteriyor. Bunları da tek tek inceleyebilirsiniz. Şurada da örneğin mesela ikinci dizayn ettiği primeri gösteriyor. Bakın bu da 145 nükleotit uzunluğunda. Bakıyorum TM dereceleri çok iyi. Guanin sitozin oranı ve evet, şunu da reverse'ün biraz yüksekmiş. Belki ondan dolayı tercih etmeyebilirdim. Ama bu şekilde gösteriyor. Bu bahsettiğimiz primer blast üzerinden yaptığımız bir dizayn. Yani dizayn etme ile blast'ı tek aşamada yapıyoruz. Ben bunu pek tercih etmiyorum. Çünkü heavy paint ve dimer yapılarını çok net göremiyorum. O yüzden ben direkt IDT DNA olarak az önce bahsettiğim uygulama üzerinden dizayn edip oradan bir blast işlemi gerçekleştiriyorum. Onu da isterseniz tekrar bakalım. Şurada yine bahsettiğim adreslerini videoların altına ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi ana sayfaya girdiğinizde tıklayalım. Büyük ihtimalle zaten yine ana sayfada. Şurada gördüğünüz Tools kısmına girdiğinizde şurada qPCR dizaynı ile ilgili seçenekler mevcut. Real-time'dır, probe şeklinde dizayn edeceksiniz. Biz sadece bir primer dizayn bölgesi diye. Yine az öncekine benzer bir arayüz karşılıyor bize. Ben yine sekansımı kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorsunuz. Burada size soruyor. Klasik bir PCR mı? Quantitative yani real-time PCR bir probe'la birlikte mi kullanacaksınız bu primeri? Çünkü buna göre size özelliklerini gösterip ayar yapmanızı isteyecek. Ya da burada intercalate boya dediği yani cyber green temelli bir real-time PCR mı yapacaksınız? Bunu soruyor. Seçerseniz direkt gidecek ama ben bir parametrelerini göster diyorum bana. Burada da az önceki uygulamada bahsettiğimiz gibi göreceğiniz üzere
Oradaki düzenlemeleri burada da yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi iyon konsantrasyon diyen tipi konsantrasyonlarını görüyorsunuz. Örneğin yine TM derecelerini bana aralığını şu şekilde yapıyorsunuz. Dediğim gibi çalışacağınız projenin spesifitesine göre bunu gördüğünüz gibi arttırabilir ve azaltabilirsiniz. Ben yine şuradan interkalat boyalı şeklinde ekspresyon çalışması yapacak bir şekilde dizayn ediyorum ve bunu bana gösteriyorum. Benim burayı tercih etmemin sebebi az önce de bahsettiğim gibi dimer yapılarını kolay görebilmem. Bunların karşılıklı inceleyeceğiz. Örneğin gördüğünüz gibi bana kaç tane verdi? 5 tane tasarladı. Genelde bunu birden 5'e doğru en iyiden daha az iyi olacak şekilde dizayn eder ve size gösterir. Örneğin burada PCR ürününüz 128 nükleotit uzunluğunda olacağını gösteriyor ve forward reverse'ün başlamamın bitiş noktalarını, primerlerin nükleotit uzunluğunu, TM sıcaklıklarını ve guanistozin yoğunluğunu yüzde olarak veriyor size. Bakın forward reverse dediğimizde hairpin yapılarını buradan tıklayarak görebiliyorsunuz. Örneğin forward için tıkladığınızda bunu size şu şekilde gösteriyor. Yani diyor ki en iyi termodinamik açıdan bunları tabii hesaplıyor ve size diyor ki her ihtimalle bu iki tane hairpin yapısı oluşturacak diyor ve bunları size görsel olarak sunuyor. Gösterdiğim mesela guanibistozin şeklini gösteriyor. Bir de şu soru sorulabilir. Hani hairpin yapılarını ne kadar düzeyde tolere edebiliriz diye. Bunu da şuradan ilk onu göstereyim. Delta G değeri önemlidir. Burada farklı delta G değerleri aralığı veriliyor. Örneğin IDT DNA'nin kendi referans kitabını incelediğinizde eksi 9 ile artı 2 arası bir delta G değerini kabul edilebilir şekilde gösteriyor. Ama ben çok tercih etmiyorum. Yani eksi 9 çok yüksek bir değer geliyor. Ben onu birazcık daha eksi 3, eksi 4'ler ve artı 1 değer arasında bir şekilde seçmeyi tercih ediyorum. Örneğin mesela bu delta G değerleri benim için normal. Yani sıcaklıkla oynayarak bu oluşacak dimerleri rahatlıkla çözebileceğimi düşünüyorum. Burada da gördüğünüz gibi. Bir de belki şuna dikkat edebilirsiniz. Yani çok elzem bir çalışmaydı. Primer dizaynı zor bir bölge. Primer dizayn ettiniz ama primer dimerlerin mevcut. Ve delta G'sinin örneğin eksi 8, eksi 9 o civarlarda kullanmanız gerekiyor. O zaman bu sefer de dikkat etmeniz gereken konu şu. Oluşan nükleotitler arasındaki bağ hangilerinde? Yani guanin ve sitozin arasında mı, adenin ve timin arasında mı? Az önce de bahsettik. Guanin sitozin arasında 3 bağ olması bunu daha kuvvetli hale getiriyor. Eğer ki 3 ve 3'ten fazla guanin ve sitozin arasında bağ oluşup dimer oluşturuyorsa tercih etmeyin. Çünkü bu sorunu PCR'da aşamazsınız. Örneğin forward'a baktık, reverse'e de bakalım. Evet, şimdi geldi. Gördüğünüz gibi bu da yine iki tane hairpin yapısı gösterdi. Bakalım. Yine görüyorsunuz. Bakın guanin ve sitozin arasında bir bağ oluşmuş ama delta G değerleri kötü değil. Kullanılabilir düzeyde. Şimdi bir de gelin blast kısmına. Diyelim ki örneğin siz bu primer bir setini kullanmayı kafanıza koydunuz. Hani değerler çok iyi. Şimdi yapmanız gereken blast işlemi. Tamam, bu primer süper ama genomda farklı bölgelere oturuyor mu? Bunu onaylamanız gerekiyor. Bunu yapmadan önce şunu söyleyelim. Bu IDT DNA üzerinde yapmanızın en güzel bir tarafı da bunu kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca bu da bir firma. Direkt bunun üzerinden de sipariş verebiliyorsunuz. O güzel tarafı mevcut. O da aklınızda olsun. Örneğin bir yıl önce sakladığınız, kaydettiğiniz primer hala hesabınızda duruyor şekilde görebilirsiniz. Blast dediğiniz zaman size direkt maalesef yine NCBI'nin sayfasını yönlendirecek ve buraya atacak. Otomatik primeri kendisi giriyor. Siz herhangi bir detayı değiştirmeden blast işlemini yapıyorsunuz. Mesela burada yüksek similar bölgesi dediğim çok %100 meşleri gösteriyor ama birazcık daha nasıl diyelim, girişte bahsettiğimiz nonspesifik bölgeleri de göstermesi için bunu da değiştirmeyi bu şekilde kalsın. Ve blast yap dediğimizde
bunu hemen seçtiğiniz tür üzerinde araştırmaya başlıyor. Nerelere oturuyor bu? Araştırmasını bitti ve sizi bir sayfaya yönlendiriyor ve burada gördüğünüz gibi tabi burada neden böyle yaptı? Birkaç türleri de araya eklemiş ama biz Homo sapiens'e direkt bakalım. Şunları atlıyorum. Bakın. Direkt bizim girdiğimiz GenBox'tı ve diyor ki direkt bunun üzerine %100 bir match yaptığını gösteriyor. Evet. Farklı varyantlarını gösteriyor. Gördüğünüz gibi Homo sapiens'le farklı bir bölgeye oturuyor mu diye hızlıca bir kontrol ediyorum. Şurada gördüğünüz gibi farklı türlere oturuyor. O önemli değil. Çünkü zaten ben tek bir şeyde çalışacağım, türde çalışacağım için bakıyorum. Meçhi de çok güzel. Yani sizin DNA dizinizdeki o box genindeki o bölgeden farklı bir yere oturmuyor. Bu da güzel. Yani BLAST sonucu da güzel. Hatta bunu şey için de yapacaksınız tabii. Reverse için de yapacaksınız ve ikisini de onaylayacaksınız. Büyük ihtimal bunda da bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ve böylelikle primerinizi dizayn etmiş olacaksınız. Şuraya dönüyorum. Şu primer çiftiniz sizin PCR'ınız için uygun bir primer olmuş olacak. Bu da primer dizayn etmenizin ikinci bir yolu. Az önceki bahsettiğim BLAST ve tasarım aynı bir program üzerindeydi. IDT DNA üzerinden tasarlarsanız iki aşamada kontrol etmeniz gerekecek. Bir üçüncü aşamada şimdi göstereceğim direkt makale üzerinden kullanılmış bir diziyi alabilirsiniz. Örneğin Amerika'da MIT'de bir projede çalışılmış. Biliyorsunuz ki biz makalelerimizde kullandığımız primer dizilerini genelde veririz tablo şeklinde. Siz de direkt o diziyi alıp kullanabilirsiniz. Örneğin size bir makaleden bir primer almaya çalışalım. Yine yukarıya linkini bırakayım. NCBI'den makale tarama şeklinde de bulabilirsiniz. Ben şu anda daha hızlı bulabilmek için buradan bakacağım. Örneğin şöyle desek bir örnek makale çıkaracaktır bize. Örneğin şunu tıklayalım. Daha önce de bakmışım ben bu makaleye. Gördüğünüz gibi makale. Evet, şurada dizileri görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Örneğin bakın bu da referans vererek kullanmış. Buradan direkt forward ve reverse primerleri alabilirsiniz. Ve firmanızda sipariş edip kullanabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz bazı konuları söyleyebilirim. Çünkü ne kadar da makaleden almış olsanız bu primeri de BLAST yapın lütfen. Ne kadar da olsa baskıya giriyor. Editörden editöre dosya gidiyor. Harf değişikliği olmuş olabilir. Bu harf değişikliği de sizde sorun yaratabilir. Bunun önüne geçmek için az önce de bahsettiğimiz gibi BLAST yaparsınız ve düzgün yere oturup oturmadığını görerek çalışmanıza devam edebilirsiniz. Örneğin şuradan ben aldım diziyi bir BLAST yapmak için tıklayayım. Şu aradaki boşlukları kaldıralım. Makalede üçlü kodum şeklinde girmiş sanırım. Yine bana BLAST yap dediğimde bakalım bana ne verecek. Burada neydi? Hangi genimizdi bu? Evet. Box üzerinde çalışmış. Şurada gördüğünüz gibi aldığı firmayı da yazmış. Almanya'da bir firma. Bu eğer ki tasarlamada zorluk çekiyorsanız ve tasarladığınız primerin çalışıp çalışmadığına tam emin olamıyorsanız bu şekilde makaleden de direkt çekebilirsiniz. Bu en basit yöntemidir. Bakalım ne gösterecek. Türleri gösteriyor. Homo sapiens. Şurada sanki gördüm. Evet. Bakın şurada gördüğünüz gibi %100 evet oturuyor. Varyantlarını görüyorum. Evet kullanılabilir. Kullanmamak için herhangi bir sıkıntı yok. Bir değişiklik yok. Ama tabi dediğim gibi bir de belki dimer yapısı oluşturuyor mu? Bunu kontrol etmek gerekebilir. Bunu da yine tabi dediğim gibi IDT DNA yazılımı üzerinden ne yapabilirsiniz? Gerçekleştirebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Biraz karışık gelebilir ama temelini anlatmadan da tasarlamak doğru değil. Başta biraz termodinamik bilgi vermek gerekiyordu. Umarım siz de bunu kendiniz
uygulamalı bir şekilde yaparsanız oturacağına eminim. Sorun değil. Belki ilk tasarlarsınız, sipariş verirsiniz çalışmaz ama ikinci de şey yaptığınızda düzgün bir şekilde çalışacağına eminim. Tabii ki de laboratuvar çalışmaları belli olmuyor. Herhangi bir aksilik olabilir. Hani belki de sorun PCR'ınız çalışmaz. Sorun primerde değildir. Girişte bahsettiğimiz magnezyum ve sıcaklık olaylarıyla da oynayarak net bir şekilde çalışıp çalışmadığını kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda.